Hades üçümüzün de kafasını karıştırmayı başardı değil mi? Evet. Ya resmen annemi babamızı kullanıp bize kötülük yaptırmaya çalışıyor. Ama ya doğru söylüyorsa? Ya geçmişe götürebiliyorsa? Ya ne babamızı kurtarabiliyorsak? Ya Nazlıcığım hem bilmiyorum yani öyle olsa bile... Bu çok zor bir karar. Selam kızlar. Aa, buraya da geldi. Ya benim nereye gidip gidemediğime boş ver de... Asıl siz benimle geçmişe gelecek misiniz? Kurtaracak mısınız annenizi babanızı ha? Kararınız nedir? Bakın çocuklar. Ben de her zaman geçmişe gidemiyorum. Bu ancak 100 yılda bir görülen... Kuyruklu yıldız gibi bir şanstır. Değerlendirin bence. Kurtarın yahu annenizi babanızı. Biz Selena'ya ihanet edemeyiz. Aptalca konuşuyorsun. Hem de çok. Anneni babanı kurtarma. Onları yaşatma şansınız var. Bu şansı geri tepip ailenize ihanet etmiş olmayacak mısınız? Evet, bunu da düşünmek lazım. Aferin. Yarın dolunaya kadar zamanınız var. Eğer cevabınız evetse yarın. Saat 3'te caminin yanındaki parkta buluşalım tamam mı? Unutmayın caminin yanındaki park. Haydi görüşürüz. Ne yapacağız? Ya tabii ki Selena'ya kötülük yapmayacağız. Ama anne babamızı kurtarma şansımız da var. Ya belki Selena da böyle bir şey yapabilir. Yani Hades yapıyorsa o niye yapmasın? Doğru. O zaman Selena'yı çağıralım. Burak bak bu bir şakaysa. Abi niye tekrar tekrar şaka mı diye soruyorsun? Ya böyle bir şeyin şakasını yapabilecek halde miyim? Ya abi nereden bileyim? Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki aramızda hiçbir şey olmamıştır falan diyordun. Olmuş demek ki abi. Nereden bileyim? Hamilelik raporunu gösterdi. Pozitifmiş. Gerçi bu senin için biraz negatif bir durum ama. Koray. Tamam özür dilerim abi özür dilerim. Ya sen de bu kadar büyütme. Aldırırsınız olur biter. Mesele de orada işte. Fitnat bebeği doğurmaya kararlı. Bana da evlenmemiz için baskı yapıyor. Eyvah eyvah. İşte bu kötü haber abi. Selena, Selena. Kızlar beni çağırıyor. Elveda Burak. Buraya her şeyi sineye çekip yeni bir sayfa açmak için gelmiştim ama... Bu duyduklarımdan sonra bunu ne kendime ne de o bebeğe yapamam. Hoşça kal. Selam kızlar. Ne oldu? Ya Selena yardımına ihtiyacımız var. Selena iyi misin? İyiyim iyiyim ben. Ne oldu? Şey çok önemli bir gelişme oldu da. Hades bizi geçmişe götürüp anne ve babamızı kurtarabileceğimizi söyledi. Nasıl yani? Olmaz öyle şey. Nasıl yani? Geçmişe gidemez mi? Yani bizim öyle bir ödülümüz var. Bu hafta beraber geçmişe gitme ödülü kazandık ama... Yani geçmişe gitse de... Ölmüş birilerini diriltemez. Böyle bir hakkı yok. Niye ki? O kazayı engellersek annemle babam da ölmüş olmaz. Bak Nazlıcığım, hiç kimse kaderi değiştiremez. Yani Hades geçmişe gidebilir. Ama ölmüş birini diriltemez. Lütfen onun sizi kandırmasına izin vermeyin olur mu? Madem geçmişe gidebiliyor her şeyde müdahale eder. Nazlıcığım sen Selena'yı duymadın galiba. Geçmişe müdahale edemez diyor. Ben şimdi gitmeliyim kızlar. Yani size anlatamayacağım birkaç özel sorun var. Lütfen Hades'in sizi kandırmasına izin vermeyin olur mu? Yürü. Tatlı su kurnazı. Geç de. Yürü al. Of abi ya hala inanamıyorum yaptığına. Ya sus. Zaten cinlerim tepemde elimden bir kaza çıkacak ha. Ne tartışıyorsunuz siz öyle aranızda bakayım. Anne tam düşündüğüm gibi çıktı. Alışveriş falan hikaye. Gitti gene Alamet'le buluştu. Nasıl patlattım ama mevzuyu? Hiç de bile abi. Vallahi haberim yoktu Alamet Bey'in orada olduğundan. Sus! Eyvah eyvah! Hırpaladın mı yoksa yine adamı? Yok. Bu sefer hırpalama mevzusunu sonraya bıraktım anne. Öyle mi? E ne yaptın peki? Ne yapacak? Niyetin ciddiyse yarın gel kaderi iste dedi Alamet Bey'e. Ne? Evet ne var? Allah'ım sen benim geçilerime mukayyet ol. Oğlum çeyizli bir şey hazır değil. Hiçbir şey yok ortalıkta. Ne yaparız biz? Ya anne telaşlanma. Çeyize falan gerek yok. Ne demek çeyize falan gerek yok? Öyle laf mı olur? Gül gibi kızı çeyizsiz mi vereceğiz? Anneciğim çeyiz hazırlamana gerek yok. Bu adam istemeye falan gelmeyecek çünkü. Gönül eğlendiriyor diyorum ya. Hiç de bile abi. Alamet Bey'e duymadın galiba. Niyetim ciddi dedi.
Hadi oradan be. Biz çok duyduk bunları. Ya kızım bak boşu boşuna bekleme. Yarın falan gelmeyecek bu adam istemeye ya. Bu adam gönül eğlendiriyor. Şu işi bir kabul edin artık. Hayret ya. Kız gelir mi yoksa? Bilmiyorum ki. Yüce Hanım! Yüce Hanım! Yüce Hanım! Da! Hayır! Saylonlar, saylonları Topya'ya ele geçirmiş. Ya alarm verin, nöbetçiler! Alarm verin, nöbetçiler! Yüce Hanım, durun benim Afrodit! Afrodit? Evet, ay aşk olsun Yüce Hanım. Yani benim nerem Salyonlu'ya benziyor? Ay yani yüce olmasaydınız teessüf ederdim size. Ay Esen mi acaba? Yok kıyamam. Ay canım benim. Afrodit bu ne hal? Yüreğime mi indireceksin benim? Yok yok merak etmeyin. Ay, özür dilerim yüce onuz. Ya yüzüme maske yapmıştım da. Ya ben size şey soracaktım. Selülit kreminiz var mı acaba? Sihirli selülit kreminiz? Selülit kremi mi? Evet yani sizde fazla varsa bana verebilir misiniz? Kullanabilir miyim onu? Ah tabii. İçeride. Şifonyerin üstünde. Sihirli adanın yanında. Bana bak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne selülit ne kremi? Yok dalga geçmiyorum. Evet var. Niye? Olamaz mı yani? Erkeklerde selülit olamaz mı? Ben geçenlerde sizi denize havuza girerken görmüştüm. Şuralarınızda birazcık var evet. Bana bak. Saçma sapan konuşup durma. Git şu sebze bahçesine dönmüş suratını temizle. Öyle ayaklı manav dükkanı gibi ortalarda dolaşıp durma. Ah, bir de kremli deli çıktı şimdi başıma. Buranızda var biraz. Ah Selena. Ne oldu? Yüce Onos. Selena niçin ağlıyorsun? Hades bir densizlik mi yaptı yine? Ay olamaz. Sen Burak'a gerçekleri söyleyeceğim diyordun. Yoksa Ütopyalı olduğunu söyleyince o mu terk etti seni? Burak'a hiçbir şey söylemedim. Ya. Bitti. Burak'larımızdaki her şey sonsuza kadar bitti. Bir daha hiç şans vermeyecek misin yani adama? Kızım sen de inatçı olma. Çocuk bir hata yapmış, özür dilemiş. Affet gitsin işte. Affedemem. Affedemem çünkü... Burak'la Fitnat'ın bebeği olacakmış. Nasıl? Fitnat. Fitnat hamile miymiş? Evet. Gel, 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 gel. Süreyim mi sana da bunlardan? Ha? Süreyim mi? Gel. Ne o çocuklar? Sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Nasıl geçti gününüz? Neler yaptınız? Aman ne yapacaklar hayatım? Çocuk işte. Bir yerlerde ip atlamışlardır, kaynatmışlardır filan. Kaneler kötü galiba. Yok, bizim hiç zayıfımız yok Ekrem amca. Evet, notlarımız çok iyi. Ben sınıfın ikincisi oldum. Aferin sana Nazlıcığım. Aferin sana Nazlıcığım da canım bu kadar hırslı, rekabetçi olmana filan gerek yok ki. Böyle gül gibi okusan gitsen bize yeter. Bir an önce büyü, bir an önce okulu bitir, evlen git. Evlenip gidin, gidin. Neyse, karne için sürprizimi sonra yasaklıyorum. Evet Kıvılcım, senin karnen nasıl kızım? Benim iki tane kırığım vardı. Ama Aslı Fitnat'la konuşup düzeltti. Yani ben bu gibi takdir aldım. Aslı'cığım, biz bu konuyu seninle konuşmuştuk. Ben öyle hatırlıyorum. Ama şimdi akşam akşam yeniden sinirlenip sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Ama yarın sabah Fitnat Hanım'la konuşup bu konuyu halletmeni istiyorum. Hayatım, yani gerçekten bilip bilmeden böyle çok fevri davranıyorsun. Yanlış anladın. Kızımız takdiri aldı gerçekten. Sadece karnesini yanlış yazmışlar. Onun için aradı beni Fitnat. Düzeltelim bir an önce diye. Yoksa ben biliyorsun kızımızın iyi bir eğitim alması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ekrem amca benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Çok konuşma. Yemeğini ye işte buz gibi oldu zaten hadi. Tabii yavrum buyur özel mi? Yok herkes duyabilir. Okul bolosunda bir şarkı söyledim. Bir DJ de sesimi çok beğendi. Yani ben istersem yurt dışına gönderip eğitim almamı sağlayacakmış. Çok sevindirici çok güzel bu haber bu aferin Leyla'cığım. Evet evet. Ya evet ama benim kafam biraz karıştı. Yani sizce gitmeli miyim? Eğer istiyorsan tabii gitmelisin. Ayrıca eğer istersen bundan sonraki geleceğini de yine müzik üzerine planlayabiliriz. Evet git kızım git bence niye düşünüyorsun ki? Bu çok büyük bir şans öyle değil mi canım? Git kurtar kendini sonra kardeşlerini de kurtar bizi de kurtar git. Desteğiniz için sağ ol Ekrem amca. Bu gerçekten önemliydi. Rica ederim yavrum. Siz derdinizi bu kadar açık şekilde güzelce söylediğiniz zaman benim daima desteğim arkanızda olacak. Ayrıca bu çok sevindirici, çok güzel bir haber. Neyse, gelelim şimdi Kıvılcım Hanım'ın karnesine. O konu kapandı ya. Hiç endişelenme Kıvılcım, yeniden açarız. Hadi kolay gelsin canım. Na 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 na, Selena, Selena, Selena.
çok özleyen benim. Bir an bile olsun sizi hiç unutmadım. Her şeyden çok sevdim sizi. Merak etmeyin, kurtaracağım sizi. Aferin, aferin küçük kız. İçlerinde en akıllısı sen çıktın. Selena'yı da çok seviyorum ama... sizi Selena'dan daha çok seviyorum. Çünkü siz anne ve babamsınız. Hadi anlaşacağım ve sizi geri getireceğim. Söz veriyorum size. İşte bu, işte bu. Son jenerasyona bayılıyorum ya. Acayip realist bakıyorlar hayata. Tamam, şimdi ben alamet olayım. Evet, böylece kaderle yarım kalan hesabımızı da tamamlamış oluruz. Kız kardeşini istemeden görüşemeyecekmişiz. Bak bak. Sen kimle dans ediyorsun lan? Zülfikar ayısı, bidon. Cin olmadan adam çarpacak. Bak bakalım görüşebiliyor muymuşum, görüşemiyor muymuşum. Saçlarda yılan. Şimdi şu camı çalınca Kader Hanım çıkar. Zülfikar ayısının gözünde şimdi pireler uçuyordur. Hadi Kader Hanım aç camı. Bir dakika bu ne? Aa, bildiğimiz göbek. Oo, Zülfikar Bey. Ulan ahlaksız herif. Ben sana demedim mi efendi gibi gel kardeşim işte yoksa bir kilometre bile yanına yaklaşma diye. Ne işin var lan burada? Yok ben şey için yarın kız istemeye geleceğiz ne zaman şey yapalım diye şey yapmıştım. Yanlışlıkla göbeğinize sormuşum şey yaptım. Ben şimdi sana göstereyim. Yok lan. Yapacağım. Haydi dur dur. Adaletsizlik var yerde. Yerdeyim vurma. Yeşil tuttum vurma. Yeşil tuttum bak vurma. Alıyorum. Çok iyi vuruyorsun. Ne yapıyorsun ya? Selin ne yapıyorsun? Hiç eşyalarımızı da ayırıyorum. Sen ne de olsa gidiyorsun ya. Ya Selin saçmalama istersen. Ya asıl sen saçmalıyorsun ya. Sen bizi bırakıp nereye gittiğini sanıyorsun acaba? Ya hiçbir yere gittiğim yok. Ayrıca eğitim için gideceğim. Yani hayatımızın sonuna kadar böyle yaşayamayız ki. Ya sen farkında mısın? Senin yüzünden bir daha Selena'yı asla çağıramayabiliriz. Ya başımıza bir şey gelirse? Ya diğer insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacağız. Ben de çağıramayacağım Selena'yı. Ya annemle babam senin bu halini görseydi... Ya dua et Nazlı. Nazlı? Nazlı nerede? Seninle değil miydi? Selin, bu hadise söylediklerine inanmış olmasın? Yok, sanmıyorum yani inandığını. Ben Nazlı'yı biraz tanıyorsam annemle babam için her şeyi yapar. O daha çok küçük. Vakit kaybetmeden hadisin bize buluşma yeri olarak söylediği yere gitmeliyiz. Evet, çabuk ol. Aferin küçük kız. Tam zamanında geldin. En doğru kararı verdin. Tebrik ederim. Ben kararımı verdim. Senin dediğini yapacağım Adas. Aferin sana. Ben de sana ödül olarak annenle babanı vereceğim. Ama sen de geçmişte yapman gereken şeyi yapacaksın. Selena'yı yok edeceksin anlaşıldı mı? Tamam. Ama sen de anne ve babamı kurtaracaksın. Söz mü? Tamam tamam söz. Hades sözü. Kötülükler prensi sözü. Hadi ver elini. Geçmişe gideceğiz. Ha ortalar. Olamaz gittiler ya. Ne yapacağız? Ya hemen Selena'ya haber vermemiz lazım. Hadi çağıralım. Nazlı olmadan çağıramayız ki. Üçümüzün birlikte olması gerekiyordu. Doğru ya. Uf Nazlı ya. Ah.
Acele etme, acele etme. Annenin seni görmemesi gerekiyor. Yoksa her şeyi berbat edeceksin. Gör beni. Buradayım. Hey. Hey. Ruhumdan hemen kurtulmalıyım. Bu kadar yeter sanırım. Sarılmak istiyorum. Tamam yavrucuğum, sarılacaksın. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Bekle. Hadi gidelim yavrucuğum. Of ya, inanamıyorum. Kötü olduğunu bile bile nasıl inandı Hades'e ya? E çocuk işte. Asıl Selena'yı sonsuza kadar yok etmeyi nasıl göze aldı, ben onu anlamadım. Annen ve babanı kurtarmak istiyorsan yapacağın şey çok basit. Bu kalemi denize atacaksın. Haydi al, at, at. Ya Selena? Ya boş ver şimdi Selena'yı. Sen annenle babanı kurtarmaya konsantre ol. Düşünsene, seninle gurur duyacaklardır, gurur. Haydi at o kalemi denize, haydi. Sana çok ihtiyacımız vardı ama Nazlı olmadığı için bir türlü çağıramadık seni. Nazlı nerede ki? Nazlı... Kızlar, umarım kötü bir şey olmamıştır. Ya Selena, Nazlı Hades'i dinledi. Hades'i mi dinledi? Ya Selena, fazla zamanımız yok. Nazlı Hades'e inanıp geçmişe seni yok etmeye gitti. Yani kalemin içinde olduğun güne. Aslında asıl amacı anne ve babamızı kurtarmak. Olamaz. Kızlar, hemen geçmişe gidiyoruz. Eller. Neredeyim ben? Haydi Nazlıcık, haydi kalemi denize at, haydi. Nazlı mı? Selin, Leyla, Nazlı. Üç kızdan biri olmalı. Nazlı, bunu sakın yapma. Anne ve babamı özledim. Nazlıcık, sana söz veriyorum. Eğer Selena'yı yok edersen, seni ve aileni ölünceye kadar koruyacağım. Hiç kimse size kötülük yapamayacak. Ben kötülükler prensiyim, biliyorsun. Biliyorum. Eğer bunu yaparsan dünyadaki dengeler değişecek ve evrene kötülük hakim olacak. Aileni düşün. Anneni, babanı. Eğer bu trafik kazası olmasaydı, her şey yolunda gitseydi, bunların hiçbirisi olmazdı. Naz aklını karıştırmaya çalışıyor. Sakın onu dinleme, kendini dinle. Nazlı, hayır. Aferin, aferin Nazlı. Annen ve baban şu anda eve geliyorlar. Ve sen onlara sarılıyorsun. Böylece eski yaşantına dönüyorsun. Bu kadar basit. Nazlı, hiçbir şey değişmeyecek. Anneni ve babanı tekrar kaybetmeyi göze alabilir misin? Nazlıcık, annenin bu gece sana masal okumasını istemez misin? Sürpriz. Bir bakalım ben kimim. Ufak bir ipucu vereyim sana. Bebişimin annesi. Fidan söylemiş. Bildin aşkım. Sana ödül olarak güzel bir öpücük veriyorum. Mesajını alır almaz geldim Burak. Ne enteresan değil mi? Evrenin kozmik bir şakası olsa gerek. İlk buluşmamız yani sevgili olarak nikah arifesine denk geldi. Nikah arifesi mi? Evet evet. Buraya gelirken nikah dairesine uğradım. Eğer bugün başvurursak yarın Yıldırım nikah kıyabilirmişiz. Fidan Hanım, ben de sizinle bu konuda konuşacaktım.
Biliyorum biliyorum, kimseye haber vermedim falan diyeceksin ama olsun. Zaten salonda olduğu için biz nikah memurunun odasında böyle kendi kendimize bir nikah kıyacağız. Fitnat Hanım bakın. Lütfen Fitnat demezsen bakma. Fitnat. Efendim aşkım. Fitnat bak, bu iş böyle olmayacak. Yani o bebek alkolün tesiriyle olan bir gecede... Aa yeter ama lütfen bebeğimizi bir daha mahsul deme. Tamam demeyeceğim tabii ama bu iş böyle olmaz Fitnat Hanım. Yani Fitnat. Biliyorsun ki ben Selena'yı seviyorum. Yeter artık bir. Hala cadılızı ismini mi söylüyorsun bana? Bak unuttu seni işte, haftalardır okula bile gelmiyor. Anladı tabii benimle baş edemeyeceğini. Mesele o değil Fitnat. Ben ne olursa olsun Selena'yı seviyorum. Ve ona kendimi affettirmeyi düşünüyorum. Eğer bebeği aldırmaz ve beni seninle evlenmeye zorlarsan... belki bedenim seninle olacak. Ama ruhum ve aklım yine de Selena ile olacak. Olsun. Ben şimdi bedenimle de idare ederim. Selena'nın bir cadı olduğunu öğrenince... ruhum ve kalbim de bize eşlik eder sonra. Fitnat, neden anlamak istemiyorsun? Ay hayatım, lafını unutma bak ne diyeceğim sana. Buraya gelirken lise arkadaşım Sedat'a rastladım. Hapisten çıkmış yeni, taze taze. Yani hikayesini öğrenince üzüleyim mi, hak etmiş mi diyeyim bilemedim açıkçası. Ne olmuş biliyor musun? Bu Sedat bir kızla tanışmış. Kızı evleneceğim bahanesini kandırıp bir güzel hamile bırakmış. Ondan sonra da tutturmuş ben seninle evlenmem diye. Ne yapmışlar? Hapse atmışlar tabii doğal olarak. Artık yılların hapiste çürüdüğüne mi yansın? Toplum gözünde itibaren iki paralık olduğuna mı yansın? Ama hak etmiş işte. Anlaşıldı Fitnat Hanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı derken? Yani yarın kıyıyor muyuz nikah? Pekala. İnanamıyorum. İlk buluşmamızda bana evlenme teklif edeceğini hiç aklıma gelmezdi. Nazlıcık haydi bitir şu işi haydi. Selena'yı geçmişte kalemden kurtaran kızlardan bir tanesi ancak onu yok edebilir. Yoksa ben şimdiye kadar çoktan atmıştım denize. Haydi at şunu haydi. Nazlı eğer beni yok edersen ne olursa olsun ileride iyi bir insan olmaya çalış, olur mu? Nazlı bu. Bu nereden çıktı şimdi be? Benim orada ne işim var? Ulan geçmişin Serenası'yla uğraşırken geleceğin Serenası geldi. İşte bu güzel. Nazlıcık görüyorsun değil mi? Annenle babana kavuşmanı hiç istemiyor bu Selena. Nazlıcığım önce elindekini bırak konuşalım. Ya Nazlıcığım lütfen bak bunu sakın yapma. Ya evet Nazlı kalemi bize ver lütfen. Nazlıcığım eğer annenle babanı kurtarmak mümkün olsaydı... emin ol bunu ilk önce ben yapardım. Onlar artık yoklar Nazlıcığım. Ama eminim oldukları yerde çok mutlular ve şu anda seni izliyorlar. Onları üzecek bir şey yapma. Bırak dinleme şu Selena'yı, at şu kalemi at. Hadi. Nazlı, şu anda yapman gerekeni yap ve dünyayı kurtar. Annem ve baban da seninle gurur duysunlar. Ve tabii ki biz de. Kalemi bana ver. At. At. Aferin Nazlı. Ulan geçmişin hadesi şu an ne yapıyor kim bilir. Görüşeceğiz seninle Selena. Soracağım bunu. Sana da geçmişin Selena'sı. Görüşeceğiz. Çok üzgünüm. Nazlıcığım üzülme artık. Hem senin bir suçun yok ki. Asıl suç anne ve babanıza olan özleminizi kullanıp sizi böyle bir suça iten hadesinde. Ve ona da gerekli dersi verdik öyle değil mi? Hadi o zaman sil bakayım gözünün yaşını. Ya Selena sen olmasan biz ne yapardık? Kızlar asıl siz olmasanız ben ne yapardım? Ya Selena, sana bir şey soracağım ama dürüstçe cevap vereceksin, tamam mı? Tamam. Şey ama bu biraz özel bir soru. Ya. Nedir? Ya Selena, Burak Hoca ile senin aranda bir sorun mu var? Ya evet, uzun zamandır sizi Burak Hoca ile birlikte göremedik. Burak Hoca da bu aralar çok üzgün görünüyor.
Ya aslında ne zamandır sana sormak istiyorduk ama Selena önemli bir şey olsaydı bize söylerdi diye düşünmüştük. Kızlar, Burak'la biz ayrıldık. Ne? Ayrıldınız mı? Neden ayrıldınız? Anlatması biraz karışık bir durum. Yoksa Ütopya'nın olduğunu mu öğrendi? Hayır. Belki de ona zamanında bunları söylemediğim için bütün bunlar başımıza geldi. Bilmiyorum. Ya ama sizin aranız çok iyiydi. Ya evet, birbirinizi çok seviyordunuz. Aslında ben Burak'ı hala çok seviyorum. Ama o bir hata yaptı ve her şey bitti. Hata mı? Ne hatası? Selena, affedemez misin? Ya ben de bir hata yaptım ama sen beni affettin. Keşke o kadar kolay olsaydı. Ya Selena, biz seni hep seviyoruz, biliyorsun değil mi? Biliyorum kızlar. Zaten siz olmasanız şu an bu kadar iyi olamazdım. Aslıcığım çok teşekkür ederim şekerim. Hayatımı kurtardın. Tabii nikah biraz aceleye geldi. Gelinlik falan şey demedim ama bu da yakıştı bana değil mi? Oldu yani gelinlik günü. Ay olmaz olur mu canım? Çok güzel oldu. Adeta bir gelin gibi oldun. Ay benimki de lafa bak yani. Zaten Aslı yengeli Fitnat Hoca'nın sesi. Ama cuk diye oldu. Zaten bana böyle 4-5 beden büyük geliyor. Sana cuk diye oturdu. Hala inanamıyorum. Yarın evleniyorsun demek. İnanmıyorum. Demek evleniyorlar. Selena, Fitnat Hoca nikahtan bahsetti. Kimle evleniyor acaba? Fitnat, vallahi senden korkulur yani. Ne yaptın, ne ettin? Burak Bey'i nikah masasına oturttun. Çok hızırsın, çok. Ne? Selena yoksa? Demek Burak Hoca ile o yüzden. Sorma şekerim. Senin doktordan parayla aldığın o sahte hamilelik raporunu gösterince biraz ıkındı, sıkındı ama sonunda ikna ettim evlenmeye. Çok şükür Tanrım. Ne? Sahte rapor mu? Vay uyanık vay. Selena kime hamileymiş? Şşt kızlar bir dakika. Bana bak. O gece gerçekten bir şey olmadı değil mi? Aa, yok şekerim yok. Ay sen de bir alemsin yani. Zaten adamın kahvesine kanyağı biraz fazla koymuşum. Sızdı kaldı. Sabaha kadar uyudu. Uyandırmaya çalıştım ama beceremedim. adam sızınca sen de üstündeki kıyafetleri çıkardın. Sonra da gece birlikteyiz dedin. Adam da inandı buna. Çok kötüsün. Ay ne yapayım şekerim. Burakcığım o Selena cadısının elinden kurtarmanın başka bir çaresi yoktu. Demek Burak'a oyun oynadın. İnanmıyorum ya. Hadi gel. Hadi canım. Ya Selena. Ya Selena neler oluyor, bize de anlatsana. Ya evet, çok merak ettik. Kızlar daha sonra size anlatırım. Şimdi acilen gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Ah be Selena. Bu alyansı evlenme teklifimi kabul ettiğin zaman senin parmağına takmak için almıştım. Kim bilebilirdi ki? Kabus gibi ya. Bir hata insanın hayatını bu kadar alt üst eder mi? Al salak kafam. Al işte geldi. Damatlık getirmiştir Allah bilir. Açmasam çalar çalar gider mi acaba? Nerede? Çilingir getirip açtırır kapıyı. Açacağız. Başka çare yok. Hem alışsan iyi olur Burak Efendi. Yarından itibaren aynı evde yaşayacaksın. Selena. Merhaba. Sizi çok özleyeceğim. Seni görmeyi pek beklemiyordum. Biliyorum. Benim seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Müsait misin yani, gelebilir miyim?
Tabii, gel. İçimden bir ses bebek meselesini bildiğini söylüyor. Evet, yani biliyorum. Ben seninle bu konuda konuşmak için gelmiştim. Selena, sen bir şey söylemeden önce bilmeni isterim ki... ...şu an söyleyeceğin herhangi bir şey benim daha fazla utanmama sebep olamaz. Çünkü kendimi sana karşı olabilecek son raddede mahcup hissediyorum. Burak... Ve artık senden beni affetmeni isteyecek yüzüm de yok. Saçma sapan bir hata yaptım. Ve bunun bedelini... Ölene kadar seveceğim kadını unutup bir çatlakla evlenerek geçireceğim. Burak, ya bu çatlak aynı zamanda üçkağıtçı bir çatlaksa? Olabilir ama ben bunu hak ettim Selena. Hayır, yani söylemek istediğim... Yani eğer Fitnat tüm bu olanlar ve bebek konusunda seni kandırmaya çalıştıysa... Nasıl? Ya ben bugün kızlarlaydım. Ve Fitnat'la Aslı'nın konuşmasına kulak misafiri oldum. Ne konuşması? Nazlı'cığım, ne yapıyorsun? İyiyim, düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun peki? Anne ve babamı düşünüyorum. Acaba orada mutlular mıdır? Ya Nazlı'cığım bak, emin ol annem ve babam bugün senin yaptığın şeyle kesin gurur duyarlardı. Hem sen doğru olanı yaptın. Annemle babam hayatlarını kaybedeceklerini bilseler bile bunu yapmanı isterlerdi. O yüzden mutludurlar. Seni çok seviyorum ablam. Ben de seni Nazlı'cığım. Bak bak çok güzel olacak böyle. Bu da üstüne. Evet. Ay Aslı'cığım inanmıyorum. Ne kadar güzel bir şey bu. Ay hiç bu kadar pahalı bir hediye gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Hediye mi? Sen yanlış anladın galiba canım. Hani nikahta takmak için ödünç olarak emaneten sonradan geri vermek üzere istemiştin ya. Yani o kolye bu. Tamam işte onu diyorum. Ama sen dersen ki arkadaşım öyle özel bir günde emanet memanet olmaz al senin olsun diyorsan. Niye öyle bir şey diyeyim canım? Salak mıyım ben? Bu kaç liralık şey biliyor musun? Oo, kaç bin YTL'dir. Hem Ekrem ayrıca çok kızar bana. Ama sen dersen ki... Ah Fitnatçığım sen bu zekayla kıvılcıma bile sınıf atlatıyorsun. Bir gerdanlığın lafı mı olur? Al senin olsun diyorsan bir kabul edin bari. Ah benim salak kafam. Nereden çıkardım bu kolyeyi ortaya bilmem ki. Ah. Yakıştı mı? İşte yani. Ah arkadaşım benim. Burakçığımla aşk ve şehvet dolu yuvamızın baş sponsoru olarak sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Efendim aşkım. Merhaba Fitnat Hanım. Aa aşk olsun darılırım ama. Şurada nikahımıza bir gün kalmış sen bana hanım diyorsun hala. Olur mu öyle şey? Canım de balım de kalorifer peteğim de ama hanım ne demek? Yok ben hanım demeyi tercih ediyorum. Peki madem. Ben sizi yarından itibaren alıştırırım nasıl olsa. Bebek nasıl? Ay nasıl olsun babası? Tekmeliyor. Ya. Demek tekmeliyor. Hayret. Aa, niye hayret ediyorsun hayatım? Herhalde futbolcu olacak oğlumuz. Ne olsun? Annesi gibi üçkağıtçı ve düzenbaz olmasın da. Üçkağıt ve düzenbaz? Neler söylüyorsun hayatım? Şunu söylemek istiyorum Fitnat Hanım. O gece olanları hatırlamadığımı söylemiştim ya. Ama ben hatırlıyorum. Satırı satırına vahşi bir kaplan gibiydin. Çok ilginç. Çünkü bugün yavaş yavaş o geceyle ilgili bazı şeyleri hatırlamaya başladım. Mesela kahvenin içine alkol katıp... Beni sarhoş etmeye çalıştığınızı... Sonra sızınca da yatağa götürdüğünüzü... Ve üstümdekileri çıkardığınızı... Sabah da aramızda hiçbir şey olmadığı halde...
bana saçma sapan masallar anlattığınızı. Saçma sapan masal mı? Neler diyorsun aşkım? Yani o gece yaşananların hepsi gerçekti. Maazallah o yaşadıklarımız bir televizyon kanalı kazara yayınlasa herhalde ceza olarak şöyle bir ay falan kaplumbağa belgeseli yayınlamak zorunda kalırdı. Ya, olur mu öyle şey canım? Hem de yani masalsa benim anlattıklarım karnındaki çocuk nereden çıktı? Leylekler mi getirdi? Ha evet, o mesele. Az önce bana gösterdiğiniz hamilelik raporunu veren doktoru aradı. Doktoru mu aradı? Evet. Ve doktor Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğimi duyunca raporu para karşılığı verdiğini ve aslında hamile falan olmadığınızı söyledi. Aa, canım nasıl hamile değilmişim? Saçma mısın? Bulamış ayol o doktor. Öyle şey olur mu? Bir kadın bilmez mi hamile olup olmadığını? Bilemedim. O zaman isterseniz başka bir doktora gidelim. Herhalde sizin için bir sakıncası yoktur ha? Yok canım, ne sakıncası olabilir ama ben şu an nikah hazırlıklarıyla falan meşgulüm. Yarından sonra gitsek. Nikah falan yok Fitnat Hanım. Bu saçma sapan oyunu bir an önce kesmezseniz birlikte gideceğimiz tek resmi daire adli olacaktır. Çünkü sizi savcılığa şikayet edeceğim. Ne? Savcılığa mı? Evet. Ya itiraf edin ya da hakime anlatın derdinizi. Tamam. İtiraf ediyorum, ben kötü bir oyun oynadım Burak Bey ama inanın sırf sizi sevdiğim için. Teşekkürler Fitnat Hanım. Bu kadarı yeterli benim için. Lütfen, lütfen hemen kapatmayın Burak Bey. Ben sizi o cadının elinden kurtarmak için yaptım her şeyi, lütfen. Bu masalları lütfen bir sonraki kurbanınıza saklayın Fitnat Hanım. İyi günler. Tatlım ne oldu? Ne olacak, nikah iptal oldu Aslı. Şu kadarcık kalmış, şu kadarcık. Vah vah vah. Ah canım canım benim kadersiz arkadaşım. E madem nikah iptal oldu o zaman ben şu elbiseyle gerdanlığımı alayım bir dahaki sefere inşallah. ne dedi? Ne diyecek? İtiraf etti yaptıklarını. Selena, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yani sadece Fitnat'la evlenmekten kurtarmakla kalmadın. Sana tekrar kavuşmamı da sağladın. Ya aslına bakarsan ben bunu sadece senin için değil kendim için de yaptım. Yani benden özür dilemene gerek yok. Aslında benim senden özür dilemem gerek. Yani böyle bir şey yapmayacağını tahmin etmeliydim ben. Yok yok, benim hatam. Fitnat'ın evine hiç gitmemem gerekirdi. Neyse boş ver. Sonu iyiyle biten her şey iyidir. Fitnat kabusu da böylece son bulmuş oldu. Aslında benim düşündüğüm daha mutlu bir son var. Daha doğrusu son değil. Daha mutlu bir hayata başlangıç. Selena, benimle evlenir misin? Aşkım. Biliyorum. Benimle paylaşmak istediğin bir sırrın var. Ve onu söyleyene kadar evlenmek istemiyorsun. Ama inan bana aşkım, bu artık önemli değil. Canın ne zaman isterse o zaman söylersin sırrını. Ben seni sana ait olan hiçbir sırrın azaltamayacağı kadar çok seviyorum. O yüzden lütfen. Boş ver şu sırrı da kabul et teklifimi. Boş veremem. Yani teklifimi kabul etmiyorsun. Bak ben öyle bir şey söylemedim. Ya. Burak, ben seni kadının bir adamı sevebileceği en büyük aşkla seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden artık bu işi ertelemenin bir anlamı yok. Yani? Yani ben sana sırrımı açıklayacağım. Eğer her şeyi öğrendikten sonra hala benimle evlenmek istersen o zaman cevabım evet. Tamam, istiyorum. Önce sırrımı dinlemelisin. Pekala, dinliyorum. Burak. Efendim aşkım? Fitnat'ın yüzünden bu aşkım lafı da bir garip gelmeye başladı ama neyse seni dinliyorum. Burak ben... Normal biri değilim. Biliyorum aşkım. Zaten o yüzden seninle evlenmek istiyorum. Hayır. Yani benim üstün yeteneklerim var. Aşkım bunu da biliyorum. Sen çok yetenekli bir kızsın. Sırrın bu muydu? Burak. Burak ben dünyalı değilim. Nasıl dünyalı değilsin? Basbaya. Yani sizin söylediğiniz deyişle uzaylıyım. Aşkım aşk olsun ya.
Ben de ciddi ciddi bir şey söyleyeceksin diye bekliyorum burada. Demek Fitnat'ta gırgır geçiyorsun. Ama o da dalga geçilmeyecek gibi değil ki. Telefonu kapatırken hala Selena denen uzaylı falan deyip duruyordu. Aslında Fitnat haksız sayılmaz. Yani uzaylı konusunda, yani cadı konusunda değil ama... Ya ben dünyalı değilim. Hatta dünyaya çok uzak olan Ütopya adlı bir gezegenden gelip gidiyorum. Ha, tabii tabii. Uzay gemini nereye park ettin aşkım? Aşağıda park sorunu vardı da otoparka bıraksaydın. Hayır, gemiyle değil. Işınlanarak gidip geliyorum. Ha. Ne diyorsun peki ışınlanırken? Scotty beni ışınla. Burak ben ciddiyim. Aman dikkat edelim. Saylon'un abim varsa bizi bir arada görmesin. Maazallah ışın kılıcıyla filan. Anlaşıldı. İzle. Aşkım yalnız hayal gücüne hayranım. Nasıl yazdın iki dakikada? İyi ama... İyi ama bu nasıl olur? Selena? Neredesin? Buradayım. Aman Allah'ım. Sen... Sen gerçekten uzaylısın.